Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle custom elementler hakkında en azından ufak bir küçük giriş yapalım. Böyle bir şeyin olduğundan haberdar olmanız için yeniliklerden en azından bugün arkadaşlar tatil günü ve bilgisayar başındayken en azından sizinle bunu paylaşmak istedim. Buradan bir not düşmüştü arkadaşlar. Custom elements have only recently stabilized. Yani bunlar henüz stabil çalışmıyor arkadaşlar. Ondan haberiniz olsun diye uyarmış. Yalnız yeni bir teknoloji olduğu için bunu da arkadaşlar sizi uyarıyorum. Ve böyle yeni bir teknoloji nasıl kullanılır? Gelin bir bakalım. Bunun birkaç tane metodu var arkadaşlar. Standart olarak construct arkadaşlar, işte elementin artık construct neydi arkadaşlar? Bir class'ı oluşturan metot. Yani bunu değinmeme bile gerek yok. Connected callback ise arkadaşlar, bu elementi arkadaşlar, bu biz birazdan element oluşturacağız. Elementimiz doküman eklendiği anda bu metot devreye girer. Disconnect callback ise arkadaşlar, burada zaten İngilizcesine yazıyor. Element arkadaşlar dokümandan silindiği zaman otomatik olarak bu metotlar çalışıyor. Connect callback arkadaşlar ismi yazılan, bakın bu metotlarımız otomatikmen çalışıyor. Bu callout arkadaşlar attribute değiştiği zaman, eklendiği zaman, silindiği zaman ve elementin yeri değiştirildiği zaman yalnız arkadaşlar observe attribute'ü var arkadaşlar. Onların izin verdiği attribute'ler tüm attribute'ler için değil. Ve adopted callback işte arkadaşlar iki tane parametre alıyor. Burada ne zaman çalışıyormuş? Yeni dokümanı arkadaşlar adapte ettiğinde devreye giriyormuş. Burada arkadaşlar basit bir örnek vermiş. Dikkat ederseniz ve arkadaşlar burada da bir örnek vermiş. CSS'ini yazmış. En sonunda böyle çıktı almış. Siz ayrıntısına bir bakarsınız arkadaşlar. Biz isterseniz hello element üzerinden arkadaşlar bunu alalım ve bir kopyalayalım. Bu tamamen arkadaşlar size bağlı. Ben burada my element yazdım. Arkadaşım biri de hello element yazmış. Custom elementleri yazarken dikkat etmeniz gereken mutlaka arasında çizgi olmalı. Yani atıyorum ben bir tane element oluşturacağım zaman benim artık element yazıyorum arkadaşlar. Benim element yazıyorum ve bu şekilde benim elementi bu şekilde artık özel bir custom element oluşturdum. Gelelim bunun içeriğini JavaScript'te doğru class diyorum arkadaşlar. Class diyorum benim ne olsun, deneme adlı bir class'ım olsun. Extends arkadaşlar HTML element class'ının devamı olsun. Mutlaka arkadaşlar bu class'ın bir constructor olmalı ve bir üst constructor'ı çağıracak şekilde bu şekilde olmalı. Ve ne demiştik arkadaşlar dokümanda? Bakın yeni bir artık bu element arkadaşlar, yani bu element dokümana eklendiği anda connected callback metodumuz çalışıyordu. Connected arkadaşlar, connected callback metodumuz çalışıyordu. Şimdi atıyorum, şöyle basit bir şey yapalım. This inner HTML olsun ve isterseniz şu anda ECMAScript'ten gelen özellik kullanalım. Burada arkadaşlar buton yazalım. İşte tıkla bana olsun arkadaşlar. Şu anda font hatasıyla uğraşmayalım çünkü zamanımız yok. Şimdi sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Burada dikkat edersen kontrol S yapalım. Burada kontrol S. Şu anda herhangi bir sonuç almadık. Şimdi bunu tanıtmamız lazım arkadaşlar. Bu class'ın bu elemente tanıtmamız lazım. Biz class'ımızı çok güzel yazdık. Tamam. Bunun için custom arkadaşlar. Custom elements ve custom elements sınıfındaki define metodunu çalıştırır. Bunun için bizim elementimizin ismi neydi? Benim elementi. Ve hangi class'ı uygulayacağız arkadaşlar? Burada yine yavaş çalışmamız. Deneme
klasını biz uygulayıcı kontrol yapalım ve ikisini de save all diyerek bir bakalım. Sayfamızı bir yenilelim. Bakın ne oldu? Bana tıkla bana geldi. Tamamen bir komponent yazdık arkadaşlar. Hani React'tan aşina olduğumuz şekilde. Dikkat ederse benim elementin içine buton tıkla yapmış arkadaşlar. Bunun bir element buradaki değerlere de ulaşabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bu şekilde atıyorum. Data name olsun. Data name ne olsun? Sevda olsun diyelim ki öyle bir isim yazdık. Şimdi connected callback'te istersen buna bir ulaşabilir. Bakalım biz ulaşabilecek miyiz arkadaşlar? Var değer diyorum. Peki opera desteklemeyebilir bu durumu. Dataset diyerek arkadaşlar. Ve artık buradan tanımladığımız neydi? Data.name ya. Bunu artık sadece name'e diyoruz. Bir bakalım arkadaşlar. Sevda'yı buraya yazacaklar. Hatta sadece buton içine yazsın ya da sadece buraya yazsın de değişkenimizi bir bakalım. Değerimizi bir bakalım. Buraya yazabilecek miyiz? Sayfamızı bir hepsine save all diyelim. Bir bakalım nasıl bir sonuç alacak. Evet bakın tıkla bana Sevda geldi. Çok güzel değil mi? Biz artık buradan arkadaşlar attribütlere de ulaşabildik. Dikkat ederseniz burada boş bir element ne yapabildik? Bunu içine ekledi. Şöyle de bir şey yapalım. Artı şöyle bir şey atıyorum arkadaşlar. Benim burada bir div'im olsun. Hatta h2 ile hello world yazalım arkadaşlar. Hello world yazalım. İşte bakın id'si ne olsun? id'si mesela ne olsun ya? El olsun. El. Bunu atıyorum arkadaşlar. Ben elementin içine almak istersem nasıl bir durum yapabilirim? Bunun için de this arkadaşlar. Append. Dikkat edersen arkadaşlar. Append dizi ile yapıyorum. Neyi? Dikkatle. Burada sadece benim ID'yi yazmam yeterli. Bakın ele bir yazalım. Ctrl S yapalım. Burada gene şey aldı arkadaşlar. Maalesef bilgisayarın yavaşlığından dolayı. Bakın yani yanlış yere takladık. Şimdi o yaparken arkadaşlar biz burada sayfamızı bir yenileyelim. Çünkü kaydetmemiş. Burada iptal diyelim. Ve save all diyelim. Hepsini yenilesin. Bakalım bakın hello world arkadaşlar neyi içine aldı? Benim elementin içine aldı. Tamamen ben neydi? Bu elementi JavaScript ile şey yaptırıyorum arkadaşlar. JavaScript ile inşa ediyorum. Şimdi biz bunu silelim. Bu ayrı bir örnekti. Şimdi bunun başka metotlarına gelelim arkadaşlar. Bunun aslında bu yöntem doğru mu? Bu yöntem aslında çok doğru değil. Biz bunu arkadaşlar kendimiz view metodu oluştursak daha iyi olur değil mi? Her olayda biz view'i çağırabiliriz. Ben şöyle bir şey bunu da siliyorum. Ve istersen arkadaşlar bu değeri ben direkt constructor içinde de tanımlayalım. Gelelim constructor içinde tanımlayalım. Var diye this değer diyelim. Şöyle this değer diyelim. Ctrl S yapalım. Ve bunu buraya taşıyalım. Ctrl X view'e taşıyalım. Burada arkadaşlar direkt this değeri. Burada da connected callback'te de this view'e bir çağıralım bakalım arkadaşlar. Bakalım this işte view'e bir çağıralım bakalım. Ya Sublime'e bir türlü gerçekten alışamadım. Sayfamızı bir yenileyelim, bir bakalım. Burada konsolda bir hata aldı arkadaşlar. Bir şöyle bunu bir üste alacağız. Süper bir üste alacağız arkadaşlar. O yüzden hata yaptı. Tıkla bana undefined aldı. Burada arkadaşlar var diyelim değeri dışarıda tanımlayalım. Bakın burada bir hata alacağını görebilirsiniz. Direkt şöyle bir şey yapalım. Hatta bunu zaten bir kere tanımlamak için arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Kontrolü yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bakalım düzelecek mi? 5. satırda bir hata aldığını söylüyor. 5. satıra bir bakalım. 5. satırı bunu şöyle bir düzeltme. Evet. Düzeldi arkadaşlar. Maalesef burada tökezledik. Şöyle yani
Sabrina hiç çalışamadı. Burada arkadaşlar dikkatli elementimizi render ettik. Peki bu elementi tıkladığında atıyorum bir olay gerçekleşsin. Bunun için constructor'da tanımlayacağız arkadaşlar. Diz diyorum. onClick ya da add event. Burada bir fonksiyon yazalım. Bir fonksiyon yazalım. Ve atıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Buradaki mesela tıkla bana sevda ne olsun? İşte sevgi olsun. Burada diz arkadaşlar. Artık diz değer ne olsun? Sevgi, pardon, diz değer sevgi olsun ve artık tekrar diz ve çağırabiliriz arkadaşlar. Kontrol S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Tıkla bana da onu. Bakın tıkla bana sevgi oldu arkadaşlar. Hatta bunu net görebiliriz. Bakın sayfamızı bir yenileyelim. Bakın tıkla bana sevda. Tıkla bana sevgi oldu. Çok güzel değil mi? Ben elementime artık bakın sadece benim buradaki elementime bu şekilde ulaşabiliyorum. Burada arkadaşlar başka metotları var. Zamanımız olduğunda onları da anlatırız. Bu derste başka elemente de başka klası nasıl öbür elemente tanıtırız. Onu gördükten sonra dersi kapatalım. Bu ne olsun? My class olsun arkadaşlar. Neydi? Bu da extend işte arkadaşlar. HTML element devamı olsun. Bunu arkadaşlar constructor yapacaktık. Ve bunu bir süper bir üst sınıfın constructor çarptıracaktı. Burada arkadaşlar connected callback işte artık sadece bu istersen bu this arkadaşlar inner HTML olsun. Başka ne olsun? Element pardon başka element olsun. Ve bu elementimizin ismini tanıtacağız değil mi arkadaşlar? Custom elements define diyerek elementimizin ismi ne olsun? Atıyorum benim MyCar adlı bir elementim olsun. Hangi klastan alacak? MyClass'tan alacak. Bir bakalım arkadaşlar. Sayfamızı index.html'e gelelim. Burada istersen bir her ile bir atalım. Hani sizlerin net görmeniz açısından. Burada MyCar diyelim. Ve MyCar'da bu şekilde kapatalım. Save all diyerek her iki tarafı bir kapatalım. Burada sayfamızı yenileyelim. Bakın ne oldu? Tıkla bana başka element oldu. Yani tamamen JavaScript'te biz komponentimizi yazdık. Peki ben direkt arkadaşlar buradaki MyCar'ı bunun içinde kullanmak istiyorum. Tamam. Şöyle save all diyelim. Ben JavaScript tarafından kullanmak istiyorum. Ve isterseniz direkt şöyle bir şey yapalım. Bunu altta geçelim. Şöyle bunda bir altta geçelim arkadaşlar. Ve ne olsun? MyCar'ı burada kullanalım. Bakın MyCar burada MyCar'ı kullanabiliriz. Bir bakalım nasıl olacak. Evet bakın arkadaşlar tıkla bana sevda başka element tıkladığımda tıkla bana sevgi başka element oluştu. Tamamen dikkat ederseniz React'taki bir yapıya benzer bir yapı kullandık arkadaşlar. Bakın tamamen bakın buradaki MyCar elementimi oluşturdum. Ben direkt HTML'de yerleştirmedim. JavaScript'te yerleştirdim arkadaşlar. Bu böyle. Mesela bir özellik silindiği zaman bir şurada arkadaşlar dikkat ederseniz bir özellik silindiği zaman işte bir element ondan sildiği zaman bunların hepsini tamamen size tespit ediyor arkadaşlar. Bu böyle çok basit bir durumdu. Bu böyle kalsın arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Çok hızlı yaptık. Maalesef bilgisayarda çok şey. Bakın tıkla bana sevgi. Yani bu sevginin ismini mesela her seferinde rastgele bir değerde atayabilirsin. Bu tamamen bize kalmış arkadaşlar. Neredeydi diz değer? Bir alt komponentteydi sanırım. Şöyle diz değer. Burada mesela metot da yazdırabilirsiniz. Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle değil de bunu sonuna istersen yazalım arkadaşlar. Bir BR ile mesela direkt metne diyelim. Random ile metrandom ile bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet bakın arkadaşlar her seferinde başka sayı oluşturur. Bakın tıkla bana sevda başka element
tıkladım. Ne oldu? Sevgi oldu. Ondan sonra her seferinde başka numara olduğunu görebiliyorsunuz. İşte böyle arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu şekilde bir komponent oluşturabileceğimizi görmüş olduk. Bu çok basit giriş yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi başka zamanda gelişmiş bir komponent mutlaka yazarız. Vaktimiz oldu. Kendinize iyi bakınız.